Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 7. sınıf rasyonel sayıların ondalık gösterimini anlatacağız. Eğer önceki videolarımızı izlemediyseniz yukarıdaki i harfine tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olarak, videolarıma yorum yaparak, videolarımı paylaşarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve hemen konumuza geçiyorum. Bugün rasyonel sayıları ondalık göstereceğiz. Rasyonel sayıları ondalık gösterirken yapmamız gereken paydayı onun kuvvetleri şeklinde yazmak. Onun kuvvetleri demek ne demek? Paydayı ya 10 yapacağız, ya 100 yapacağız, ya 1000 yapacağız. Yani onun birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti gibi sayılar yapmaya çalışacağız. Peki paydayı 10, 100 yaparsak bu bize ne fayda sağlayacak? Hemen gösterelim. 4'ü 10'a bölmek demek aslında bu sayıyı bir virgül kaydırmak demek. Peki bu sayıda virgül nerede ki kaydıracağız? Şöyle anlatayım. Mesela 4 sayısının normalde bir diğer yazılış şekli şöyle de olabilir. 4 virgül 0 olabilir. Yani bu virgülün sağ tarafındaki sıfırların hiçbir anlamı yok. Sağının soluna yazacağımız sıfırların da hiçbir anlamı yok. Bu 4 sayısına eşit. Bakın, virgülden sonra sıfırlar var. 4'ten önce de sıfırlar var. Buradaki 4 sayısı bu sayıya eşit. Dolayısıyla 4'ü 10'a böldüğümüzde 1 virgül sola doğru kaydıracağız. Yani sayımız küçülecek. Ne olur 10'a bölersek? 0,4'e eşit olmuş olur. Geçelim ikinci örneğimize. 65 sayısını 10'a bölersek yine bir sıfır olduğuna göre bunu 1 virgül kaydıracağız. Normalde virgül şurada duruyor. Ne olur? 6,5 olur. Peki buradaki eksinin bir anlamı var mı? Eksinin hiçbir anlamı yok. Eksi yine aynı şekilde yerine yerleştiriyorsunuz. Yani yöntemimizi falan değiştirmiyor oradaki eksinin olması. Gelelim 3 sayısını 100'e bölmeye. Bunu nasıl ondalıkla yazacağız? Bunu ondalıkla yazarken 100 sayısında 2 tane sıfır olduğu için 2 tane virgül kaydırmamız gerekiyor. Peki 3 sayısı normalde şöyle de yazılabilir mi? 003 virgül 00 diye yazılabilir. Ben bunu 2 virgül kaydırırsam 1 virgül kaydırımda buraya gelir. 1 virgül daha kaydırımda buraya gelir. Yani bunun ondalıkla yazılımı 0 virgül 03'e eşit olur. Gelelim 1874'ü 1000'e bölmeye. Bunu nasıl ondalık yazacağız? Bir defa eksi hiç kafamızı karıştırmasın. Eksiyi önce yerleştirin. Sonra 1000'e bölerken bakın bunun 3 tane sıfır var. Öyleyse bu sayıyı 3 virgül kaydıracağım. Normalde virgül yazılmadığına göre şurada duruyor. 3 virgül kaydırırsam 1, 2, 3 ne olur? Eksi 1 virgül 1874. 1 tam 1874 şeklinde ondalıklı yazılmış olur. Peki aklımıza şöyle bir soru geliyor. Peki paydası 10'un kuvveti olarak verilmemişse, 10, 100 veya 1000 verilmemişse o zaman ne yapacağız? O zaman yapmamız gereken yöntem şu. Sayıyı genişletmek. Sayıyı genişleterek paydasını 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışacağız. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıyla çarparsak bu kesrin değeri değişmez. Mesela ben bunun paydasını 10 yapabilir miyim? Kaçla çarparsam bunun paydası 10 olur? 5'te. Ama sadece paydayı 5'te çarpmayacağız. Payı da 5 ile çarpacağız ki kesrin değeri değişmesin. 5 ile 1'i çarptık 5. 5 ile de 2'yi çarptık 10. Ne oldu bakın? 1 bölü 2 yani bu yarım aslında. 5 bölü 10 eşit. Bu da yarım. İkisi de aynı sayıya eşit. Şimdi bunu ondalıkla artık yazabiliriz. Çünkü 5'i 10'a böldüğümüzde 1 virgül kaydır demek. Çünkü 10 sayısında bir tane sıfır var. Bu da ne yapar? 0 virgül 5'e eşit olur. Gelelim eksi 4 bölü 25'e. Peki bunun paydasını 10 yapabilir miyiz? Yapamayız çünkü ondan büyük bir sayı. O zaman 100 yapabilir miyiz? Evet. 25'i neyle çarparsak 100 olur? 4 çarparsak. Ha, o zaman kesrimizin pay ve paydasını 4 ile çarpıyoruz. Önce eksiyi yazıyoruz. Eksi kafamızı karıştırmıyor. 4 ile 4'ü çarptık 16. 25 ile de 4'ü çarptık 100. Bu defa 16'yı 100'e bölmek demek 2 virgül kaydırmak demek. Normalde virgül şurada duruyor. Bunu 2 virgül kaydırırsam 1 virgül kaydırdığımda buraya gelecek. 1 virgül kaydırdığımda buraya gelecek. Yani 0,16 oldu. Eksi yine başına eklemeyi unutmayın. Demek ki 4 ve 4 bölü 25 sayısının ondalıklı yazımı 0,16'ymış. Geçelim 3. örneğimize. Şimdi 111 sayısını 125'e böleceğiz. Bunu 10 yapamıyoruz. 100 de yapamıyoruz. O zaman acaba 1000 yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. 125'i neyle çarparsak 1000 olur? Bunu bence öğrenin. 125'i 8 ile çarptığımızda 1000 oluyor. Veya 8'i 125 ile çarptığımızda 1000 oluyor. Bu aklımızda kalsın çünkü işimize yarayacak. Öyleyse ben bu kesri 8 ile genişletiyorum. Payımızı 8 ile çarparsak 111 çarpı 8 888 olur. 125 çarpı 8 1000 olur.
Şimdi 1000'e böldüğümüzde 3 virgül kaydıracağız. Normalde şurada görünmeyen bir virgül var. 3 virgül kaydırırsam 1, 2, 3 şuraya gelecek. Yani 0,888 olacak sayımızın ondalıklı yazılışı. Gelelim son örneğimize. Son örneğimize baktığımızda 147 bölü 75. Tabii önünde eksi de var. Burada ben şunu anlatmak istiyorum. Sadece genişletme değil, sadeleştirme de aklımıza gelmeli. Örneğin bu kesirin pay ve paydasını aynı sayıya bölerek sadeleştirebiliriz. Dikkat ederseniz bu da 3'e bölünüyor, bu da 3'e bölünüyor. Rakamlar toplamına bakın. 12 yani 3'ün katı. Bu da 12, 3'ün katı. Yani ikisi de 3'e bölünebilir. 147'yi 3'e bölerseniz bir kenarda 49 olduğunu göreceksiniz. 75'i 3'e bölerseniz 25 olduğunu göreceksiniz. Tabii önündeki eksi aynen duruyor. Şimdi yine paydası 10, 100, 1000 olmadı. Ama 25'i 1000 yapmak, 100 yapmak kolay. Çünkü 4 ile genişletirim. Peki 49'un 4 ile çarpımı ne olur? 196 olur. 25'in 4 ile çarpımı ne olur? 100 olur. 100'e böldüğümüzde bu sayıyı 2 virgül kaydıracağız. Yani 1,96 olacak ondalıklı yazılışı. Peki başka bir yol yok mu? Başka bir yolumuz daha var. İkinci bir yol ise, bakın buradaki rasyonel ifadeleri ondalıklı yazmanın ikinci yolu ise payı paydaya bölmek. Fakat burada bölmeyi bakın nasıl yapacağız. Şimdi onu öğreteceğim ben size. Dikkatle dinleyin. Önce normal bölüyoruz. 13'ün içerisinde 4 kaç defa var? 3 kere var. 4 kere 3, 12 dedik. Normalde bölmeyi burada bırakırız. Fakat biz devam etmek istiyoruz. Ondalıklı kısmını bulmak istiyoruz. O zaman yapacağınız yöntem şu. Kalanı bulduk ya, buradan devam etmek istiyorsanız kalanın yanına 1 0, buraya da 1 virgül ekliyorsunuz. Daha sonra onun içerisinde 4 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 4 ne yapacak? 8 yapacak. Kalan 2. Eğer yine devam etmek istiyorsanız artık buraya 0 ekleyerek devam edebilirsiniz. 20'nin içerisinde 4 kaç kere var? Şimdi de 5 kere var. 5 kere 4 ne yapar? 20 yapar. Kalan 0 oldu. İşte bölme tamamlandı. Demek ki 13 bölü 4 sayısının ondalıklı yazılışı 3,25'miş. Bakın bu da bir diğer yöntem. Başka ne yapabilirdik? Bunu 25 ile genişleterek paydasını 100 ile yapabilirdik. Ama bu yöntemi de mutlaka bilmemiz gerekiyor bölme işlemini. Gelelim 5'i 8'e bölme işlemine. 5'i 8'e nasıl böleceğiz? Küçük sayıyı bakın büyük sayıya bölüyoruz. 5'te 8 yok. O zaman biz bölmeye devam etmek istiyorsak ne yapacağız? Buraya 1 0, buraya da 1 0 virgül ekleyeceğiz. Şimdi 50'de 8 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 8, 48. Kalan ne? 2. Bölmeye devam etmek istiyorsan buraya 1 0 ekliyorsun. 20'de 8 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 8, 16. Kalan 4. Yine 4'te 8 yok ama bölmeye devam etmek istiyorsan buraya bir 0 ekliyorsun. 40'ta 8 kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 8, 40. İşte bölme tamamlandı. Demek ki 5 bölü 8 0,625'e eşitmiş. Buradaki eksi yine kafamızı karıştırmasın. Onu en başına getirip tekrar ekliyoruz. Bunu eğer genişletme yöntemini yapmak istiyorsak 8'i neyle çarpınca 1000 oluyordu? Bir önceki sayfamızda öğrenmiştik. Bunu 125 ile genişleterek de ondalıklı yazabiliriz. Evet, geçelim devirli ondalıklı sayılara. Peki nedir devirli ondalıklı sayılar? Şimdi anlatayım. Örneğin size dediler ki 2 bölü 3'ü ondalıklı olarak yazın. Baktınız paydasını 10 yapamıyorsunuz, 100 yapamıyorsunuz, 1000 yapamıyorsunuz. Öyle bir sayıyla çarpamıyorsunuz, değil mi? O sayı bulunmuyor. O zaman aklınıza ikinci yöntem geldi. Ben bunun payını paydasına bir böleyim bakalım. 2'yi 3'e bölmek istediğiniz virgüllü karşılığını bulmak için. 2 küçük olduğu için 2'nin içerisinde 3 yok. O zaman buraya 1 0, buraya da 1 0 virgüle eklediniz. 6 kere 3 18, kalan 2. Bölmeye devam etmek istiyorsunuz. O zaman buraya 0 eklenir. 20'de 3 6 kere var. 18 yine kalan 2. Bölmeye yine devam etmek istiyorsunuz. Buraya 1 0 eklediniz. 20'de 3 6 kere var. Aa yine 18 yine kalan 2. Bu böyle hep devam ediyor. Çünkü alt buraya 1 0 eklesem 6 kere diyeceğiz. Yine 18 yine kalan 2. Yani sonunu bulamıyoruz. Demek ki bu böyle 6 6 6 6 diye devam ediyor. İşte bu sonsuza kadar aynı sayının devam etmesine ettiği sayılara, ondalıklı sayılara biz devirli ondalıklı sayılar diyoruz. Yani aynı sayı tekrar ediyor. Buna biz devirli sayı diyeceğiz. Peki ben bu tekrar eden sayıları daha kısa bir şekilde gösterebilir miyim? Evet, şimdi onu anlatalım. Bu sayfamızda da onu anlatıyoruz. Tekrar eden sayıların üzerine çizgi çekerek bakın
sayıyı kısaltabileceğiz. Böyle uzun uzun diye uğraşmayacağız. Burada ne de tekrar ediyor arkadaşlar? 2 sayısı tekrar ediyor. O zaman 2'nin üzerine çizgi çekerek bunları devirli sayı olarak gösterebiliyoruz. Peki burada tekrar eden sayı ne? Baktığımızda 4 mü, 1 mi? Ama burada bakın 41 sayısı devam et, tekrar ediyor. Değil mi? Burada bir sayı grubu tekrar ediyor. O zaman 41'in üzerine çizgi çekerek bunu gösteriyoruz. Aşağıdaki örneğe bakarsak 234 mi tekrar ediyor? Hayır, bakın 234'ten sonra 234 gelmiyor. Burada tekrar eden 34, 34, 34 sayısı tekrar ediyor. Peki bunu biz nasıl yazarız? 1'i yazdık, 2'yi yazdık, 34'ü de yazdık. Burada tekrar eden 34 olduğu için sadece 34'ün üzerine çizgi çekiyoruz. Bu da bunun devirli yazılışı olmuş oldu. Şimdi iki tane örneğimiz var. Hemen bu örneklerimizi çözelim. 140 bölü 99 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani bizim bunu ondalıklı olarak yazmamızı istemiş. Ne yapacağız? 140'ı 99'a böleceğiz, değil mi? Çünkü paydasını 10 veya 100 yapamıyoruz. 140'ın içerisinde 99 kaç kere var? Bir kere var 140'ın içerisinde 99. O zaman 1'i yazdık. Çıkardığımızda ne kalacaktır? 41 kalacaktır. 41'in içerisinde 99 yok. O zaman devam etmek istiyorsam bölmeye, buraya bir virgül, buraya da bir sıfır atacağım. Şimdi 410'un içerisinde 99 kaç kere var? 4 kere var, belli. Çünkü burası 100 gibi düşünülebilir. 4 tane 99 ne yapacaktır? Normalde 100 olsa 400 yapar. Fakat 1 eksik olduğundan 396 yapacak. Sonra 410'dan 396'yı çıkarttık. Ne kaldı? 14 kaldı. 14'ten sonra ben tekrar bölmeye devam etmek istiyorum. Buraya bir sıfır ekledim. 140'ın içerisinde 99 bir kere var. Buradan kalan ne oldu? Yine 41 oldu. Bakın şuraya döndük. 41'den sonra bir sıfır eklersem kaç kere var? 4 kere var. O zaman 396. Kalan ne oldu? Yine 14 oldu. 14'ün içerisinde kaç kere var? Buraya bir sıfır eklerim. Bir kere var. Ha, ne oluyor bakın, hep aynı şeyler tekrar edip duruyor. Yani burada tekrar eden sayı 41, değil mi? Hep 41, 41 diye gidiyor. O zaman 41'in üzerinde çizgi olmalı. O da hangi şıkta var? Bakın burada sadece 1'in üzerinde var. Burada 41'in üzerinde var. Cevabımız D şıkkı olmalı. Evet, gelelim son örneğimize. 13 bölü 3 sayısının bakın devirli gösterimi verilmiş. Buradaki A'yı ve B'yi bulduktan sonra A'nın üzerine B'yi yazacağız. B'nin üzerine A yazıp bu üçlü sayıların toplamını bulacağız. Yapalım. Önce 13 bölü 3'ü devirli olarak bulmak istiyorum. Ondalık karşılığını bulmak için 13'ü 3'e böleceğim. 13'ün içerisinde 3 4 kere var. 4 kere 3 12. Kalan 1. Bölmeye devam etmek istiyorum. Normalde bölme işlemi tamamlandı. Kalan bölenden küçük olduğu zaman bölme işlemi tamamlanır. Devam etmek istiyorsan buraya bir sıfır, buraya bir virgül. Şimdi onun içerisinde 3, 3 kere var. Kalan 1 oldu. Yine bölmeye devam etmek istiyorum. Buraya bir sıfır, onun içerisinde 3, 3 kere var. Yine kalan 1. O zaman devam etmek istiyorsan bir sıfır attım, yine 3 kere var. Ha, demek ki bu böyle sonsuza kadar devam edecek. Bunun devirli yazılışı nedir? 4 virgül 3, 3'ün üzerinde çizgi var. İşte bu sayı bakın buna eşitmiş. Yani A virgül B sayısına eşitmiş. Buradan A'yı ve B'yi rahatlıkla bulabiliriz. Demek ki A sayısı 4'e eşit. B sayısı da işte bu devirli sayı üzerinde çizgi olan sayı da 3'e eşit. Peki bize sorulan ne? A üzeri B sayısı sorulmuş. Bir de B üzeri A sorulmuş. Önce A üzeri B'yi bulalım. A üzeri B demek 4'ün üzerine 3'ü yaz demek. 4'ün üzerine 3'ü yazarsak 4 sayısını 3 defa yan yana çarpacağız. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. Peki B üzeri A demek ne demek? Bu durumda da B'nin üzerine A'yı yazacağız. Ha, ne demek bu? 3 sayısını 4 defa yan yana çarp demek. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 81. Sonra bu ikisini topla demiş. 64 ile 81'i alt alta yazıp toplarsak 4 1 daha 5, 6, 8 daha 14. Öyleyse cevabımız 145 olacak. Evet. Bu videomuzda bu kadar sevgili öğrenciler. Kanalımıza destek olmak için buradan abone olabilirsiniz. Tüm PDF dokümanlarımızı buradan ücretsiz indirebilirsiniz. Konut arama testlerimizi. Buradan ise sıradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.